Arkadaşlar hepinize günaydınlar. Siz artık hangi zaman dilimindesiniz bilmiyorum ama ben yeni uyandım. Aslında yeni de uyanmadım. Saat 9'da uyandım. Şu an saat 10. Kahvaltı yaptım. Hemen işe çıkıyorum. Bugün Amazon Prime yapacağız hep birlikte. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Amazon'u size göstermek istiyorum. Amazon'da nasıl çalışılıyor, neler yapılıyor. Amazon'a doğru gidiyorum. Yaklaşık yarım saatlik bir yolum var. Yarım saat boş duracağım. Ondan sonra Amazon'a başlayacağım. Zaten 40-45 dakikalık zamanım vardı yetişebilmem için. Yarım saat sonra orada olacağım. 10-15 dakikalık bir zamanım olacak. Erken gitmede sıkıntı yok. Arkadaşlar Amazon'da sevmediğim olay bu. Yani iş güzel, rahat. Birazdan göreceksiniz zaten ama mesafeler biraz uzak benim yaşadığım yere. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika bazen boş sürmek zorunda kalıyorum. Ama bu iş için kesinlikle araba gerekiyor. Bu işi bisikletle yapamıyorsunuz. Ne yazık ki. Çünkü birazdan da göreceksiniz. O kadar malzemeyi bisiklete yükleyemezsiniz. Şöyle bir şey var. Eğer ki schedule'ınız, örnek veriyorum, 12.30'da. 15 dakika öncesinde orada olabilirsiniz. Yani 12 çeyrekte. Ya da 5 dakika geç kalabilirsiniz. 10 dakikalık daha geç kalma hakkınız var. Ondan sonra schedule'ı kaybediyorsunuz. Önümde de polis amca var. Karşıda gördüğünüz yer Amazon. Amazon'un bir deposu. Amazon'da iki çeşit sipariş yapılıyor. Bir Amazon'un Prime olanı, bir de yemek olanı. Whole Foods'lardan. Şimdi ben buraya vardım. Park ettiğimi seçiyorum. Ondan sonra fotoğrafımı çekmem gerekiyor. Ehliyetimi alıp oraya gitmemi söylüyor. Oradan bana siparişlerimi verecekler. Maskemi takmam lazım. Ondan sonra oraya gideceğim. Ben biraz önce içeriye gitmiştim. Orada ehliyetimi okuttum. Ondan sonra ekranıma nerelerde duracaklarım gözüktü. 29 tane paket alacağım. Ve bunları 7 tane farklı noktada bırakacağım. Burada zaten belirtiliyor. Ben şimdi içeriye gideceğim. Orada bana paketleri verecek. Ben buraya getireceğim. Sonra bunları scan'den geçireceğim. Gördüğünüz gibi buranın bir park alanı var. İnsanlar şu şekilde paketlerini getirip arabalarına diziyorlar. Arkadaşlar burada scan yapmam gerekiyor. Ben scan yapmaya devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bazen okuması zor oluyor. Bu şekilde bunların hepsini scan yapmam gerekiyor. Ortam böyle. Normalde benim şu an gitmiş olmam lazımdı ama bir tane paket eksik, onu bekliyorum. Baktım bir yanlışlık var. Hepsini scan ettim. Bir tanesi eksik kalıyordu. Sonra onlara söyledim. Onlar baktılar. Aralarda kaldı mı diye şöyle baktılar ama hiçbir şey yok. Şimdi bulmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Zaman kaybı oluyor ama. Bulurlarsa inşallah yakın zamanda gideceğim. Normalde 29 paketim vardı. 28 tane burada var. Bir tanesi ortada yok. Ya yanlışlıkla başka bir yere koydular diyeceğim ama etrafta zaten bir bu var. Başka da paket yok yani. Şurada birkaç tane var. Şu an çocuk orada bilgisayardan bakıyor. Acaba bir yanlışlık mı var diye. Ne olacak, ne yapacaklar ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Paketleri normalde 2 saat içerisinde bırakmam lazım ama ben biraz zaman kaybı yaşadım. Ve şimdi acilen gitmem lazım. Size paketleri göstereyim. Şu şekilde düzenli bir şekilde koymaya çalıştım. Adresleri birbirleriyle aynı şekilde. Böylelikle kendi işimi rahatlatmış olacağım. 7 tane adreste duracağım. Ve toplam 28 tane paketim olacak. O bir tane paket vardı ya. Paket orada çıkmamıştı. Onu iptal ettiler. Yani bir tane eksik götürmüş olacağım. Ama sıkıntı olmayacak çünkü sistemden kaldırdılar onu. Normalde benim scan yapmam gerekiyordu. O yüzden şu an herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Şimdi de bu arabayı aldığım yere bırakıp acilen gitmem lazım. Şimdi sistemin kendi GPS'ini takip edeceğim. 10 dakikalık bir mesafe gösteriyor. 5.4 mile. Ve oraya 5 tane paket bırakacağım. Oraya gittiğim zaman zaten bırakmam gerekenleri burada görüyorum. Bunları tekrardan scan edeceğim ve oraya kapıya bırakacağım. Güvenli bir yere bırakmam gerekiyor. Siparişimi bırakacağım yere geldim. Şimdi size şöyle göstereyim. Buradan park ettiğimi seçiyorum. Ondan sonra 5 tane siparişi bırakacağımı gösteriyor bana. Şimdi ben buradaki adresteki 5 tane paketi bulmam ve
Scan etmem lazım. Scanleri yaptıktan sonra bıraktığımız yeri seçip fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Buradaki siparişimi bitirdim. Paketleri adreslerine göre düzenli bir şekilde koyduğunuz zaman her şey çok kolay oluyor. Çok kolay bir şekilde paketleri tekrar bulup tekrar scan edip adrese bırakabiliyorsunuz. Aldığınız gibi direkt paketleri adreslerine göre yani arabanıza koymanızı tavsiye ederim. Bu şekilde zaman kaybı yaşamadan siparişinizi kolay bir şekilde bitirebilirsiniz. Ben ilk çalışmamda çok zaman kaybı yaşamıştım ama sonradan insan tabii ki alışıyor. Arkadaşlar ikinci adrese geldim. Evet, 4 tane paketimi okuttum. Şimdi ikinci kata çıkarmam gerekiyor. Biraz ağır ama bir şekilde idare edeceğiz. Şu karşıdaki binaya çıkaracağım şimdi ikinci kata. Ve 6 paket bırakacağım. 5 dakikalık bir mesafeye gideceğim birazdan. Arkadaşlar diğer stopa geldim. 6 tane paket bırakacağım buraya. Zaten bunların hepsini de bir araya koymuştum. Çok rahat bir şekilde hemen scan yapacağım. Böyle bina olmayınca daha rahat oluyor. Mesela şöyle tek katlı evler, 2 katlı işte. Kapının önüne bırakıyorsun. Yoluna bakıyorsun. Bina olunca mecburen binaya çıkmak zorunda kalıyorsun. Şu hemen karşı binaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi siparişleri bırakıyoruz. Sistem üzerinden bıraktığımızı işaretliyoruz ve müşteriyle bir temasta bulunmamıza gerek yok. Zaten müşterilerin de istediği bu. Onlar da bizimle temasta bulunmak istemiyorlar. Bu şekilde kapıya bırakıp gidiyoruz. Diğer stopa gideceğim. 7 tane siparişi bir anda bırakacağım. 5. olacak bu. 7 dakikalık bir mesafe gözüküyor. Çok ağırdı. Binanın arka tarafına götürmüştüm. Yanlış götürmüşüm. Geri döndüm. Sonra buraya geldim. Biraz zaman kayboldu. Burası böyle kampüs gibi bir yer. Tam ne olduğunu çözemedim. Üniversitenin kampüsü olabilir. Orada görevliler vardı. Resepsiyona bıraktım. Değişik bir yer burası. Böyle aksilikler oluyor yani arkadaşlar. Onu da bilmenizi istiyorum. Yani ilk defa ben böyle bir yere geldim. Gördüğünüz gibi kampüs burayı bulmak biraz zor oldu. Şöyle. Müşteri beni uzaktan gördü. Adresini teyit etti. Oraya bırak dedi. Direkt içeri girdi. Çünkü ben de yüz yüze gelmek istemedi. Haklı olarak. 6 dakika mesafede. Ve benim bitirmek için 10 dakikam var. Tam ucu ucuna bitirmiş olacağım. Çünkü bir önceki yerde çok zaman kaybetmiştim. Ondan dolayı. Ama önemli olan zamanında bitirmek. Şimdi biraz acele etmem lazım. Yollar çok güzel görünüyor. Buralar çok sakin yerlermiş. Ben buralara pek gelmiyorum. Benim evim uzak olduğu için. Ama sevdim yani. Şöyle bir park var kenarda. Mahalle sakin görünüyor. Şimdi kaldı son 3 siparişimiz. 1 2 Son siparişimiz. Bunu da bıraktık. Arkadaşlar böylelikle 2 saatlik Amazon maceramızı bitirdik. Şimdi evden çok çok uzaklardayım. Şöyle bakalım evden ne kadar uzaklaşmışım. 45 dakikalık bir mesafedeyim eve. Paypark V'den falan gitmem lazım ki anca. Şuradan gitsem 1 saat. Amazon yakında olmadığı için beni buralara atabiliyor. Earning'e girdiğimiz zaman sistem üzerinde. Yaptığım çalışma 38 dolar artı bahşiş. Şimdi bahşişin ne kadar geleceği belli olmuyor. Tahmini 65 dolar olarak gözüküyor benim kazanacağım miktar. Yalnız artabilir ya da düşebilir. Daha önceki siparişlerde de şurada mesela 64 göründü 56 geldi. Burada 64 göründü 70 geldi. Yani duruma göre değişiyor. O yüzden kesin bir şey yok. Müşterilerin tamamen inisiyatifine bağlı. Ama en kötü 38 dolar alacağım. Şu üstteki çalışmamda 104 dolar kazanmıştım 4 saatte. Yalnız Amazon Prime'ları götürmüştüm. Yani o paketler, belgeler, o tarz şeyler.
Amazon'un kendisinden aldığınız siparişler. Yemek değil yani. Oradan 104 dolar kazanmıştım yılbaşı günü. Bugün size Amazon'da nasıl çalışabileceğinizi göstermeye çalıştım. Amazon yapmak isteyenler olacaktır içinizde. Hazırlıklı olmaları için bu videoyu çekiyorum. Karşılaşacakları durumlara. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalı beğenin, paylaşın, yorumlar yapın. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.